Duvar olmazsa neyi getirip de koyacaksın, dışarıda mı kalacak? Yanına gelecek kimse de olsun ama yine hadi kocaman adili var. Siz eşinizi seviyorsunuz. Evet, kendi çok seviyorum. Dünya bir tarafa, eşim bir tarafa. Çatladın mı? Evet, çatlıyor, zaten çatlıyor. Buraya geldik kaç günden beri öyle yani suratı bile doğrulmuyor, suratsızlık. Canım insanın da yüzüne suratsız denmez. Evet, kaybetse de o benim her şeyim yani. Ne olduğunu sen de anlıyorsun. Bak ne biçim olduğunu. Yok ben taraf tutmuyorum anne. Çekilecek gayrı var mı? Peki tarlada hamile bir kadına nasıl vurursun annem ya? Hem de odun mu? Odun mu? Evet. Ama bilemedim ki. E hamile olduğunu bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Biliyordum ama bilmemezlikten geldiniz. Ama sinir. O an için sinir. Odun mu? Evet. Odunla. Ne yaptın? Hem de belime. Belinize. Evet. Çocuk düştü. Evet. Vallahi bu akşam biraz, düştü. Biraz haklı. Evet. Sana bakma ya. Bu akşam düştü çocuğum. Yani davasam bunlar suçluydu. Dava açamadım şundan. Eşim yoktu. Sahip çıkanım olmadı. Eşiniz neredeydi o zaman? İzmir'de çalışıyordu. Niye vurdun annem odunla? Ne yaptı ya? Ne yapabilirdi eğer odun yer? Tarlada çalışıyor. Ketiği yemeğin altını yak da yemek bitsin diye yiyip acıktı karnımız dedik. Yapamam edemem diyordu. Ben de o zaman. Ya hamileyi mide bulantısı çekiyor. Her şey kokuyor. Ben yemeği nasıl yapayım? Zaten yemekten nefret ediyor. Tarlada çalışıyorsunuz evet, bu arada. Evet çalışıyorum. Götürdüler. Bırakmazlar ki evde. Mümkün de ol yani. Sonra siz odunu mu aldınız elinize? Kuğrimde ondan sonra odun vardı. Bunu deriden ağrı yapıştırdım mı? İkinciye de kafasına vuracaktım. Oradan çekti gitti. Akşamda? Akşamdan da çocuğu uzay olmuş ne bileyim. Pişman oldunuz mu sonra? Neye pişman olayım? O an için sinirim. Kendi diyorsa hiç gözüm görmüyor. Hayır, daha sonra. Aklınız başınıza geldiğinizde. Aklım başıma da gelince bir daha o hatayı yapmaz. Büyük karşılanır mı? Bu onun kaynana dediğin anne. Anne karşılanır mı? Sus kalsınmış. Sabah nasıl kalaydı. Peki aynı şeyi bir daha yapsa yine odunla vurur musunuz birine? Oduna hacet de olacak mı onun girişini? Akıl dengesi bozuk be karın, akıl dengesi bozuk bir kere. Ya şuraya birden kalabilmeyeyim o taraf bunun yanında. Az kalın, az bir sabır. Bir şey yapmıyor, sakin duruyor öyle. Her an delirip size saldırma, ümüğünüzü sıkma ihtimal var mı yani? Gitmem ki, evine gitmiyorum ki. Anam geldi, kalayım, oğlu yanında kalıyor. Oğlum olandan sonra sen ne diyeceğim, ondan gelinim oğlum. Elin dengesi, şimdi ondan alacaktın ama... Yani sevdiği için oğlum ayıramadım. Onu da uğraştım. Nasıl uğraştı? Ayırmak için biraz mı uğraştı? Ne yaptı? Ne yaptınız? Ayrıldın değil. İstiyorsunuz ayrılsınlar istiyorsunuz. Hocaya gitti, nusma yaptı. İstiyorum benim lafımı dinemeyen gelini ne diyeceğim dedim. Onu dedim ondan sonra işte evde bekleyeceğim ama başka getiririm. Ne veririm sana dedim. Çocuğunuz var mısınız? O da bırakmadı. Var şimdi var. Oraya gideli oldu çoluğum çocuğum var. Bir kızım var, iki oğlum var. Evlendirdim. Bir bekarım var. Görüşüyorlar mı babaanneleriyle? Yok. Siz mi izin vermiyorsunuz? Yok. Onlar ne olduğunu bildi ki bunu. Torunları özlemiyor musunuz? Özlüyorum emme. Ne diyeyim? Ben buradan oraya gidemiyorum. Onlar buraya almıyorlar işte. Oğlan yetiyor sana yani. Mustafa mıydı adı? Bekir. Bekir yetiyor sana. Yetiyor. Bekir olmasa zaten torunlarım da olmaz. Yani Bekir'in olsun. Başka bir şey önemli değil. Gelin melin. Gelin ki taş atsam mı geline dayı. Gelin ne olmuşsun ha, hep hazır olmuşsun. Benim gibi bir enayi buldunuz, hepsini öyle zannetme. Sizin evinizde. Gelin enayi mi olur? Evet. Gelin hizmetini ederse, yerli yerince söz dinlerse, gelin gelindir. Ama söz dinemezse hayınlık yaparsan odun da olacak mı da yersin. Sizin kayınvalidenizden teknik yemişliğiniz var mı? Ben yemedim. Yerime şorap ya. Dil bu kadar karada. Benim kaynanam hiç eve değil. Bana bütün gözünü ısım demedi. Hiç vurmadı mı sizi? Yok. Bir eziyet görmediniz. Yok. Siz niye gelininize eziyet ediyorsunuz? Gelinin elinde. İstemediler. Baştan istemediler. O yapacağı işi onun elinde. Bak 5 dakika yanımızda durabildin mi? Burada. Yani akşama yani istese de öldürtürü ben işimi. Hale yine. Bak 49 yaşındayım. Hale yani de öldürtürebilir. Yani. Peki Bekir anasının sözünü dinleyip size... Dinler. Vuruyor mu? İnler. Bu yap dedikten sonra yapar. 5 dakika yanınızda duramadım burada hamur var değil işte. Keyif alıyor musunuz Bekir gelininizi döverken oğlunuz? Beni karşıladı deyin tabii ki keyif alırım. Hoşunuza gidiyor. Hiç olmazsa ondan sonra azarlıyor köpeğini deyin. Ne yapıyor pardon? Köpeğini azarlıyor deyin. Köpek kim oluyor? Ya gelin. Ben alıyorum köpek. Bunların içinde gavur durmaz be. Gavur durmaz. Peki başka gelininiz var mı sizin? Gelinim başka yok.
Tek gelin var. Tek gelin. Bir tane gelin var, onunla evet, da anlaşamıyorsun. Bir tane gelin. Mecbur benim hizmetimi yapmaya, sözümü dinlemeye. Yaptırdın mı? Yaptırdın mı? Yaptırabildin mi? Oh! Çatla patla yine taşındım gittim ya. Kocam benden yanına. Gittim ama yine dalga yatırdım. Aha, 2 gün sonra yine gidiyorum tatilim bittikten sonra. Öyle az buçuk şimdi. Biraz da düşünüyorum da. Madalyonun öbür yönü de var. Siz de hanımefendinin bir tanecik tek oğlan değil mi sizin? Tek oğlan. Bir evin bir oğlanı almışsınız. Tamam da 10 tane de olsa Şoray Bey kendine iyi olduktan sonra ona ben bundan yanında ömür boyu kalmaya mahkum oldum. Bu iyi olmadıktan sonra ben gitmeye mecbur oldum. Yani kıskanıyor musunuz oğlunuzu? Kıskanıyor. İnan ki akşam biz yatak odasına girdim miydi yalandan böyle kütür kütür gidiyor geliyor kapıları çarpıyor. O kapıya giriyor, bu kapıya giriyor, şak şak kapılar vuruyor. Belli ki kıskanıyor oğlu benimle yatak odasına girince. Niye kıskanıyorsunuz? Bu çok normal bir şey. Oğlanlar evlenir bir süre sonra yani. Evlensin. Sabahları ondan sonra işe gidiyor. Kalın erkenden. İşimize gidiyor değil mi? O zaman yapıyorum. Başka sabah zaman geceleri, geceleri biz yatak odasına girince. O zaman da yapıyorsun ya. Gelin biraz ondan sonra onu akşam diyeyim. Oğlana bir yığın laf sözü pedahlattı mı? Ben biliyorum aslında başına. Akşamdan ne yapıyor? Sabahından işe deyin çağırıyorum kapına dekmukluyum. Tekmeyle mi çağırıyordunuz işe? Evet. Pat 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 gel vur. İncelik yok hep ölülerde. Hiç incelik yok. Hele de olur mu canım? Haydi. Olur mu? Estağfurullah. Pat, ne münasebe? Kapıya böyle mi? Sonra bir böyle mi vururlar kapıya? Tekmükle mi vururlar gelinin odasının kapısına? Senin kaynanan tekmükle vurur. Peki bir gün ne isterdiniz gelininizden? Yani aranızın iyi olması için nasıl davranması lazım? Nasıl davranacak? Anne anne deyin peşimde dönmesi lazım. Pervane olacak etrafınızda. Tabii. Ben ona masraf etmişim. Oğlunuza bir tane vantilatör alsaydınız gelinliğe. Ben ondan sonra ona masraf etmişim gelini getirmişim. Hizmeti ne edecek? Elimden tutacak deyin. Yani hizmet nasıl yapacak? Siz bir köşede oturacaksınız, bütün işleri o mu yapacak? O yapacak tabii. Siz öyle mi yaptınız kayınvalidenize? Ben bu yaşlara döneceğim de, ben işimi yapandan sonra onu... Yok be yok, mahallede herkes söylüyor, karılığın ağrıyormuş. İşte babam evi bırak olsa, olmaya gerek olsa. Karılığın ağrıyormuş, kendi kendini işte kaynana söylemiş ya, bu kendi kendini burada övüyor. Öyle derler, babam evi bırak olsa, olmaya gerek olsa. Kaynana ölmüş, tabii o övünüp duruyor, karılığın ağrıyormuş. Çenesinden kovuyormuş de millet. Çeneli midir kayınvalideniz? Evet, çok. Hı, bu kadar diyor. Ne kadar efendim? Bu kadar. Şimdi abla, diyorsun ki bu kadar dil var diyorsun. Evet. Ama oturduğumuz oturalı da sen konuşuyorsun hep ablam. Çok az konuştuk kayınvaliden. Yani. Doluyum, doluyum Şoray Bey. Buraya kadar da dokunsam ağlayacağım ben. Buraya kadar ben doluyum. Ama biz bir dil göremedik yani öyle. Yani gelin söylüyor diye mi kabul ediyorsunuz? Çekim var diyeyim bu şey yapıyor. Çekim var diyeyim bile dilini kısıyor. Televizyonda arabalar ne izleyecek diye ondan çekiniyor. Normalde susmaz mı peki? Yok.